Karmobil'den herkese saygılar, sevgiler. Bugün 14 Eylül 2024 Pazar. Geçtiğimiz haftayı saymazsak her hafta olduğu gibi Adana Araba Pazarı'ndayız. Pazar nerede kuruluyor, nerede çekim yapıyorsun diye sorular geliyor. Şimdi bu çekim yapmakta olduğum pazar Seyhan ilçesinde, Adana'da. Galericiler sitesinin içerisinde Yeşiloba mahallesinde, bölgenin oldukça büyük pazarlarından biri. Hatta ülkenin oldukça büyük araba pazarlarından biri. Ortalama araç sayısı 500 civarında oluyor ki bu pazarda hani 1000'e yakın otomobilin olduğu dönemlerde de çekim yapmışımdır. Onun dışında pazar videolarında çekmemi istediğiniz otomobilleri lütfen yoruma yazın. Bulursam, denk gelirse, böyle çok farklı markalar karşımıza çıkmıyor. Genellikle piyasa otomobilleri karşıma çıkıyor ama farklılık olan markaları özellikle zaten çekmeye çalışıyorum. Sizlerin isteklerini de öncelikli olarak değerlendiririm. Şimdi pazarda bu hafta hangi modeller var? Fiyatlar nasıl? Hadi gelin birlikte bakalım. Clio 3'ün Grand Tour'u. Şimdi normalde Clio'larda ben düz versiyonu daha çok seviyorum ama bunların bagajları biraz daha geniş olduğu için ailelerde biraz daha yönelim olabiliyor. 2012 model 1.5 dizel ekstrem donanım. Orijinal olduğu, hatasız olduğu yazıyor. 293 bin kilometrede 445 bin fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Arabanın diri bakımlı durduğunu, lastiklerinin yeni olduğunu söyleyebilirim. İlk gözüme çarpanlar bunlar. Camı falan orijinal. Şöyle bir içini açayım. İçini sizlerle paylaşayım. Koltukları genel olarak orta seviyede. Böyle önemli yırtık sökükler yok. Ufak tefek deformasyonları var. Renault'ların genelinde olan şu teybinin tuş takımlarının deformasyonu bunda da var ki bu genellikle basit bir işlemle gideriliyor. Şu kapı gıcırtısı Renault'larda çok oluyordu. Bunda kapı gıcırtısı yoktu. Şöyle bir de kapısını güzelce kapatıp arkadan çekip sizlerle paylaşayım. Otomatik şanzımanlı Clio 4'e 570 bin lira yazılmış ki genellikle bunların fiyatları dip olarak söyleyeyim. Ağır hasar kaydı yoksa 550 bin lira hep üzerinde oluyor. 310 bin kilometrede olduğu için fiyat makul gibi görünüyor. 2018 model taç donanım dizel otomatik. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Araba fena durmuyor. Satan arkadaşlar buradaysa Clio sizin mi abi? Boya değişen hasar kaydı. Galerici değilsiniz belli. Motor kaputu değişmiş, çamurluklar değişmiş mi? Plastik bunda geçmez eksperde. Plastik geçmiyor ama işte normalde boya. Peki şasisinde bir şey var mı? Yok, hava yastığı açmış mı? Hayır. En son kaça bırakırsın abi? Arabanın tek sıkıntısı şeyi, kilometresi gibi gözüküyor. 550 bin lira hayırlı olsun. Diyor. 550 bin liraya da hayırlı olsun diyor ki. Ağır hasar kaydı. Hayır. Hasar kaydı ne kadar? Tramer kaydı var, 17 bin lira. 17 bin lira. Ne zamandır araba sizde? 3 ay oldu. Yeni, 3 aydır satan abi kullanıyor. Cam falan orijinal. Şanzımanla ilgili bir memnuniyetsizlik yaşadınız mı? Ya da şu an. Bir de içini çekebilir miyim bunu? Açtınız mı? İçi bu şekilde. Dediğim gibi hani 550 bin liraya bunların genellikle hep ağır hasar kayıtlısı oluyor. Bunda 17 bin lira kayıt var. Bir parça işte motor kaputuyla ilgili işlem yapılmış. Belki hani çamurluklar da değişmiş olabilir. O ondan dolayı hava yastığına. Satan abi diyor ki değişim yok, şasileri de orijinal. Ama alırken ister istemez dikkat edilmesi gerekiyor. Şöyle şu arkadan da çekeyim. Pelistan'ın gayet bakımlı, böyle düzgün durduğunu, boyasının böyle gösterişli olduğunu söyleyebilirim. Ama şu aynanın önündeki parçanın olmaması otomobilin böyle görünüş açısından sanki bir olumsuzluğu varmış gibi, ciddi bir kazaya karışmış gibi bir imaj çiziyor. Bu yüzden bence onun derhal yapılması lazım, giderilmesi lazım. Yani satıcısı ben olsam muhakkak o parçayı alır. Takardım. Araba 2005 model, 2006 çıkışlı, 1.4 dizel, 260 bin kilometrede 295 bin 750 lira fiyat yazılmış. Değişeni yokmuş. Bakımları yeniymiş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Boyası falan hiç fena durmuyor. Manuel şanzımanlı. Şöyle şu arkadan da çekip sizlerle paylaşayım. Otomobil sınıflandırmasında eskiden böyle bir uzunluk baz alınırdı. Son dönemlerde o ortadan kalktı. Şimdi Civic'in normalde C sedan olduğunu hepimiz biliriz, hepimiz söyleyebiliriz. Ama Avrupa standartlarına göre 4 metre 60 santimden uzunlar D segmentine giriyor. C sedan olsa da böyle bir durum söz konusu. Civic ile ilgili bunu şu amaçtan dolayı söyledim. Ülkemizde Passat piyasadan çekildi sedan olarak. Sıfırı gelmiyor. Ve o Passat'tan oluşan boşluğu Civic'ler biraz doldurdu. Çünkü hep söylüyorum bunu. Civic'ler başarılı bir otomobil, iyi bir otomobil. Çok sorun çıkartmıyor. Kusurları da var. Yalıtım eksiklikleri, işte sürüş hissiyatı falan gerçekten çok
başarılı değil Almanlara kıyasla. Ama tutkunları olduğundan dolayı böyle piyasanın popüler modeli haline gelmiş durumda ve Passat'ın boşluğunu da dolduruyor bence. Bu elegans donanım 2019 model 22 bin kilometrede. 5 yılda 22 bin kilometre, gerçekten düşük bir kilometrede. 1 milyon 220 bin lira fiyat yazılmış. Otomatik şanzıman şöyle, bir içi açık değil maalesef. İçini çekemiyorum. Araba böyle hatasız boyasız gibi duruyor. Kusursuz durduğunu söyleyebilirim. Sizler hani şeyin boşluğunu doldurma açısından ne düşünüyorsunuz? Lütfen yoruma yazın. Passat'ın boşluğunu doldurma açısından. Clio 4'ün makyajcısı. Dışarıdan bakıldığında bir kusur göremedim açıkçası. Joy donanım, başlangıç donanım, otomatik şanzıman. Araba 151 bin kilometrede 755 bin lira fiyat yazılmış. Boya değişenle ilgili bir şey paylaşılmamış. 1.0 turbosu. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Hep genellikle şu soru geliyor. Şu sileceklerindeki Renault yazısı falan gayet hoşuma gitti. Şimdi eleştiri olarak arka şeylerinin, camlarının manuel olması, işte arkalarda kampana fren kullanılmış olması belki Clio'nun eleştirisel yönlerinden biri. Ama hani uzun ömürlülük, yedek parça fiyatları, bayi servis ağı, kullanışlılık gibi konularda özellikle kalabalık ailedeyseniz çok ön plana çıkıyor. 1.0 motorlarla ilgili hep şey endişesi vardı. İşte 1.0 uzun ömürlü olmayacaktır ve performansı yetersiz olacaktır. Şimdi bu motorun ömrünün ben şahsen 20 yıldan aşağı olacağını ya da 250 bin kilometreden aşağı olacağını sanmıyorum. Ve bununla birlikte performans olarak bakıldığında turbolu olduğu için, turbo kolaylıkla devreye girdiği için hani performansı özellikle 130 km hızlara kadar sizi 1.6 motordan çok daha farklı gözükmüyor. Fakat 130-140'lardan sonra araba biraz kesiliyor açık konuşmak gerekirse. 2016 model B8 makyajsız 34 plakalı Passat. Tramer kaydı yokmuş. 173 bin kilometrede Comfortline dizel otomatik, 1 milyon 135 bin lira fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Şöyle sağını solunu çekeyim. Arabanın içi falan da hiç fena durmuyor. Arkadan da bakıldığında Passat B8 bu şekilde. Bir izleyicimiz otomatik yumurta kasa çekmemi rica etmişti. Onun için bir tane denk geldi, hemen çekeceğim. Bu bütçelerde, yani 200-250 bin arası bütçelerde alınabilecek otomatik şanzımanlı otomobiller arasında belki en az masraf çıkartma potansiyeli olan otomobildir. Bence de akıllıca davranıyor. Tabii aldığı fiyat burada önemli. Bu 1997 model 1.5 klimalı ve 273.900 lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Koltukları falan bu şekilde. Şanzımanını da göstereyim. Tam otomatik, eski nesil tork konvertörlü şanzıman var. Bunların yakıt tüketimini hani %10 kadar arttırdığını söyleyebilirim. Performansı da biraz düşürüyor. Ama hani otomatik konfor şanzımanın maalesef hele hele o dönemlerdeki konforun bedelinin karşılığı arkadaşlar. Üzerindeki lastikler iyi durumda. Jant kapakları çelik jant gibi duruyor. Boyası da hani bu yaştaki bir otomobil için kötü sayılmaz. Yıllar geçse de E46 hep kendini gösteren bir otomobil. Bu araba 2005 model, makyajcısı. Farının şöyle hani kıvamını görmüşsünüzdür. 301 bin kilometrede 469 bin lira fiyat yazılmış. Bir parça boyası varmış. 316 iyi. Mesela bunlar da hep E36'larda da E46'larda da en hayran olduğum yön. Hani kokpitin böyle sürücüye yönelik olması. BMW'lerle ilgili hep söylediğim, direksiyonun başına geçtiğiniz zaman otomobili kullanmaktan son derece keyif alıyorsunuz ve limitlerini ister istemez zorlayasınız geliyor. Mitsubishi Karizma, sanuslu olan versiyonu. Karizmalarla ilgili hemen şunu söylemem gerekiyor. Uzun süredir çekmiyorum. Genel olarak söylediğim bilgileri sizlerle paylaşayım. Bunlar Hollanda'da Volvo S40'ların birinci nesliyle aynı fabrikada, aynı bantta üretilmiş bir otomobil. Altyapı olarak onlarla aynısı. Tasarım olarak farklılığı var. Motor farklılıkları da var. Motorlarda mesela bunlarda Mitsubishi'nin 1.8 GDI motorları olan modelleri için şunu söyleyebilirim. Verimli, performanslı, 125 beygirlik bir motor. Yakıt tüketimi de 125 beygir için dönemine göre çok başarılı. Fakat o motorun enjektör sistemi pahalı ve her yerde kolaylıkla bulunmuyor. Bu yüzden bir de LPG'ye uyumlu değil. Bu yüzden karizmalarda 1.6 motorlar daha fazla tutuluyor, daha fazla ilgi görüyor. Şimdi buna da 265 bin lira fiyat yazılmış. 2000 model 1.6 LPG'li 313 bin kilometredeymiş. Komple fırın boyası yapılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Bu bütçede aslında hani iyi denilebilecek bir otomobillerden biri ama Mitsubishi'lerdeki en büyük sıkıntı yedek parça fiyatlarının Renault Fiat modelleri gibi, Ford modelleri gibi yaygın bulunmaması ve özellikle orijinal yedek parça fiyatlarının yüksek olması arkadaşlar. Arkası Astra. Şöyle farındaki solukluk biraz rahatsız etti ama genel olarak jantlarıyla birlikte bakımlı durduğunu söyleyebilirim.
Araba 2016 model. 208 bin kilometrede 1.6 dizel otomatik. 810 binle fiyat yazılmış. İki parça boyası varmış. Haricinde hatası yokmuş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Arabanı açarsanız şöyle bir içinde çekmek istiyorum. Şanzıman olarak bakıldığında bunlarda kullanılan şanzıman Opel'in kendi şanzımanı. GM'in bazen şanzımanı kullanılıyor. Bu şanzıman sorunsuzluk anlamında birçok şanzımandan çok çok daha iyi bir şanzıman. Hani kullananların muhtemelen şikayet oranı çok düşüktür. Memnuniyet oranı çok yüksektir. Astra'ların geneli olarak özellikle J kasa biraz ağırdı. K kasalar biraz daha hafifletildi. Motor modifikasyonları biraz daha şeye yönelik oldu. Nasıl söyleyeyim? Hani performansa yönelik oldu. Bu anlamda tasarımında çok büyük farklılıklar yok ama kullanışlılığında bir derece farklılık var. O yüzden hani fiyatları arasında çok büyük fark bulamıyorsanız bence K kasa hem tasarım olarak şu far tasarımı, panjur tasarımı olarak J kasanın oldukça önünde. Evet, pazarda böyle bir hafta boşluk bıraktık. Çok büyük, çok ciddi değişiklikler yok. Piyasayla ilgili hemen şunu söylemem gerekiyor. Piyasada bir kıpırdama var. Ben bunu söylediğim zaman bazıları tepki gösteriyor. Sanki otomobil fiyatları yükseliyormuş gibi. Bunu böyle düşünmeyin. Piyasadaki kıpırdama aslında böyle yıl sonuna yaklaşmanın verdiği nedenlerden ve alıp satılan otomobillere baktığım zaman hep fiyatı makul olan otomobiller alınıp satılıyor. Örnek veriyorum. Geçtiğimiz gün hani videonun bir kısmında da söylemiş olabilirim. Fiat Albea 2006 model taksi çıkmasına arayıp benden fiyat sordular. Ben dedim ki 200 bin civarında yazın. Hani 190 bine falan 210 bin yazın. 190 bine verebilirsiniz dedim. 180 bine verebilirsiniz. Müşteri çıkar dedim. Adam çok kelepir bir Focus 3 buldum dedi. 460 bine. İşte tavanında, bagajında, motor kaputunda boya yok. Onu alacağım için galeriye vereceğim dedi. Doğal olarak o bir arabadan belki 70-80 bine kar ediyor diye galeriye de 140 bine veriyor. Ya da işte hani hep böyle çevremde olan örneklerden bahsediyorum. Son dönemde fiyat düşüşü olan otomobillerde fiyat düşüşünden kastım şöyle. Örneğin şu Golf'ün piyasası 850 bin lira diyelim. 850 bin liralık bir Golf'ü siz 750 bin liraya, 770 bin liraya bulduğunuz zaman ki bulunabiliyor genellikle. Sadece Golf üzerinde konuşmuyorum. Her marka için konuşuyorum. Kendi otomobilinizin de piyasası 400 binse 350 bin liraya verebiliyorsunuz. Piyasada bunlar son dönemlerde benim karşıma çokça çıkmaya başladı. Piyasanın ikinci elin genel durumu bu. Sıfır otomobillere bakıldığı zaman, her zaman sıfır otomobilleri söylüyorum. Sıfır otomobiller çünkü doğrudan ikinci el otomobil piyasasını etkiliyor. Sıfır otomobillerde liste fiyatlarında artışlar söz konusu ve bu artışlar sürekli devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu artışlar var ama otomobili almaya gittiğiniz zaman inanın fiyatları böyle geçen aykinden, bir ayki öncekinden çok fazla bir seviyede değil. Özellikle böyle piyasanın koşullarına enflasyonla kıyaslandığı zaman nominal bazda belki küçük artışlar varmış gibi görünse de reel olarak enflasyonu da işin içine koyduğunuz zaman otomobil fiyatlarında düşüş var. Şimdi otomobil fiyatlarına düşüş var dediğimde özellikle ikinci el otomobillerde hani ben diyordum ya eski olan otomobillerde fiyatlar hala yeteri kadar düşmedi diyordum. O eski olan otomobillerdeki fiyat düşüşleri artık daha hissedilir seviyelerde. Buna örnek vereyim. Şimdi bundan 8 ay önce otomobil piyasası yüksekken Megane 2'lere ya şunlara bakıyordunuz. Şunları bile hani 600 binden aşağı bulamıyordunuz ya da Ford Focus 3'lerin makyajlarına bakıyordunuz. 850-900 bin liraydı. 740 bine yazılmış ya da 750 bin liraya bilinebilir durumda örnekleri rahatlıkla bulunabiliyor. Temiz denilebilecek örnekleri bulunabiliyor. İşte Megane 4'lere bakıyorsunuz. 400 bin liradan aşağı pek yani sıkıntılıları vardı. Ya ağır hasar kayıtlı ya ticari çıkması gibi olumsuz örnekleri vardı. Şimdi 350 bin liraya rahatlıkla bir Megane 2 bulabiliyordunuz. Ford Focus 2'ler için söylüyorum. Ya kuzenimin bir arkadaşının 550 bine verilmişti o arabaya. Çocuk satmamıştı. Sonradan 460 bin liraya sattı. Yani aradan bir 5-6 ay geçti. 460 bin lira, 100 bin liralık bir zararı oldu. İkinci elde gerçekten net olarak fiyat düşüşleri var. Fakat hani bunu şimdi yetersiz bulabilirsiniz. Hala fiyatlar çok yüksek. Nihayetinde pandemide otomobil fiyatları altına, dövize, böyle faize kıyasla çok çok arttı. Neredeyse 10 kat ve daha fazla arttı. Bundan dolayı otomobil fiyatlarındaki düşüşü yetersiz bulabilirsiniz. Fakat otomobil fiyatları daha da düşmez arkadaşlar. Düşer diye bekliyorsanız bence yani bunu elbette hep birlikte göreceğiz ama çok böyle büyük bir düşüş olacağını
Sanmıyorum. Bu düşüş olmayacağının en büyük nedeni de ülkemizde hayat pahalılığı ve enflasyonun devam ediyor olması. Eski ikinci ellerde düşüşler belki biraz daha olabilir. Düşüşler biraz daha olabilirden de kastım şu. Örneğin işte Ford Focus var. Şu arabadan var. Focus 1'i var. 370 binden başlıyor. 350'ye düşürüyor. Ciddi alıcı çıkmıyor. 320'ye düşürüyor. Sonra bir bakıyor. Gerçekten satması gerekiyor. Aylar geçmiş aradan. Piyasada alım satım yok. Yaprak kımıldamıyor diyor. Çünkü piyasasında yazmış. Başta halbuki o arabaya 310 bine yazıp 290 bine falan verse muhtemelen ilk etapta satardı. Şimdi dönüyor satıcı şey fiyatına satıyor. İlk başta vermesi gereken fiyata yani 290 bin seviyelerinde satıyor. Böyle durumlarla piyasada çok fazla karşılaşıyorum. Sizlere de tavsiyem otomobil alıp almaktan önce önemli olan o otomobilin sizin ihtiyaçlarınıza uygun olması, ihtiyaçlarınızı net bir biçimde karşılayabiliyor olması. Bunlar gerçekten önemli. Ondan sonra o otomobilin genel olarak yürütebilme, tekerini döndürebilme masraflarını bir hesaba katın ve alacağınız otomobilde piyasasına artık otomobil almayın arkadaşlar. Piyasasının en az bir %10'u kadar altında otomobil satılıyorsa bunlara bakın. Bir örnek veriyorum, işte Sembol'ün şu kasasının piyasası, Sembol 2'nin piyasası 400 bin lira. Eskiden bir ara uçmuştu, 500 bin liraya yaklaşmıştı, hatırlıyor musunuz? Şeyler varken, bayilerde otomobil yokken sıfır işte bu derece etkiliyor. Şimdi hani 330 bine, 350 bine bulunabiliyor. Böyle fiyat düşüşleri var. Bunların temiz, makul, kullanılabilir durumda, iyi durumda olanlarını da piyasanın altında fiyatlara bulursanız, ihtiyacınıza da uygunsa değerlendirmeniz en doğrusu arkadaşlar. Son dönemde böyle dilim sürçmeye başladı. Bundan dolayı lütfen beni affedin. Haftaya görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin, lütfen unutmayın.